Bediüzzaman Hazretleri dediğim gibi bu camiyet konusuna çok önem veriyor 25. sözde ve bu ıstılah da camiyet ifadesi de ona aittir diyebiliriz. Yani daha önceki alimlerde bu ifade yani camiyet ifadesine rastlamadım. İşte mesela bu konuda hani camiyetin çeşitlerinden bahsettik. Kelimedeki camiyete dair mesela bu vel cibale evtada dağları da kazık yaptık. Orada evtat kelimesindeki yani evtat direkler, kazıklar manasına geliyor. Bediüzzaman Hazretleri bir müminin, bir şairin, bir bedevi bir edibin, bir coğrafyacının, bir sosyoloğun, tabiat bilimcinin her birinin bu ayete bakıp farklı manalar hissetmelerinden değiniyor. İşte bir tabiat bilimci mesela dağların yeryüzünün dengesini sağladığını anlar diyor bu ayetten. Yani gemide nasıl ki bir takım ağırlıklar vardır. O ağırlıklar sayesinde gemi sarsılmadan gider. Yeryüzündeki dağların önemli bir hikmeti de yer küreyi arz dönerken, hareket ederken sarsılmaması. Zaten başka ayetlerde Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Ve elqa fil ardı ravasi entemide büküm. Yani yer sizi sarsar diye, yani sarsmasın diye yeryüzüne ağır dağlar yerleştirdi buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bir şair bu ayete bakıp, yani onları gök kubbeyi bir çadır, dağları da onun direkleri gibi düşünür. Bir bedevi edip işte Arap çadırlarına benzetir vesaire. Böyle herkes kendi mesleği, meşrebi açısından bakıp farklı manalar hissedebiliyor. Yine işte اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Burada da ratk ve fetk yani bitişik olmak ve ayrılmak kelimelerinde ne farklı yaklaşımları yine zikrediyor. İşte mesela İbn Abbas Hazretlerinden gelen bir rivayette hani ratk'tan maksat yerin kuru olması, göğün de yağmursuz olması. Daha sonra Cenab-ı Hak yağmurla göğü yarıp yerden bitkilerle de yeri yarması, bitkileri çıkarması şeklinde bir tefsir var. Bazıları bu gökler ve yer bitişikken onları ayırdık ifadesinden bugünkü Big Bang teorisine uygun bir şekilde yani başlangıçta bütün varlıklar bir çekirdek halindeyken büyük bir patlamayla Cenab-ı Hak gökleri ve işte yeri yaratmıştır şeklindeki teori gibi bir mana hissetmişler. Yani başlangıçta her şey bir aradaydı, sonradan ayrıldılar manasında. Bazıları da bunu daha çok güneş sistemi açısından ele almışlar. Yani burada kastedilenin işte güneş sistemindeki gezegenlerin bir arada iken daha sonra birbirlerinden, güneşten ayrılmaları şeklinde yorumlamışlar. Yine hani Bediüzzaman Hazretleri bazen bir harfte bile bir icaz olduğunu, bir camiyet olduğunu bahsediyor. Mesela bu وَشَّمْسُ تَجْلِ لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا'daki li, oradaki için manasına gelen li, buna harfi cer diyoruz. Hani başına geldiği ismin sonunu esre yaptığı için harfi cer diyoruz bunlara, bu tür edatlara. Buradaki li'nin yani ila manasını taşıyabileceğini, çünkü bazen harfi cerler birbirinin yerine kullanılabiliyor. İla manasında olduğunda bir müstakarra, karar kılacağı yere doğru gidiyor. O zaman güneş manası çıkıyor. Yani bir gün gelip bir noktaya gidip orada son bulacak veya işte Vega burcuna hani bugünkü bilim işaret ediyor, o tarafa doğru gidiyor. Fi manasında kullanılırsa oradaki li harfi ceri o zaman bir müstakar içinde dolanıyor. Kendi manasında düşünürsek li müstakar yani istikrar için dolaşıyor. Eğer dönmese istikrarı bozulacak, dağılacak. İşte daha sonra bu ayete de bir şairin veya işte bir mutasavvufun bakış açısını anlatıyor. Yani bir şair okuduğu zaman bu ayeti meyveli bir ağaca benzetir. Hani ağaç silkinse meyveleri dökülür. Burada ise tersi bir durum var. Meyveleri düşmemesi için adeta güneş hareket ediyor. Etrafındaki gezegenleri yani kastediyor. Yine bir mutasavvıf bunu işte bir serzakir, güneş bir serzakir gibi etrafında gezegenler de onun müritleri gibi hepsi bir
zikir halindeler gibi. Tabi bunlar biraz daha işari mana diyoruz. Yani ayetin zahiri manası değil de ayet okunduğunda akla çağrışım yoluyla gelen işari manalardan da bahsediyor. Yine mesela bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah hani yedi sema yarattı, arzdan da onların mislini yarattı. Yerden de yani o semanın mislini. Yani buradan o zaman yedi tane de arz, yedi ayrı dünya mı var gibi akla gelebiliyor. Burada da mesela bu yedi arzdan maksat nedir? Eğer bu ayeti o manada anlarsak, yani yedi arz ifadesinde maksat nedir? Yedi ayrı küre-i arz mı var? İşte öyle diyenler de olmuştur. Bunun yanında buradaki yedi arzdan maksat yedi iklim veya işte yedi kıta veya arzın tabakaları şeklinde manalar zikretmişler.